Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbimizle beraberdir. Beraber oldu. Sahabe-i ikram efendilerimiz Rabbimize vasıl oldular, beraber oldular. Allah dostları meşayih-i ikram efendilerimiz Rabbimize vasıl oldular, beraber oldular. Ve o işin haricinde hiçbir şeye meyletmediler. Hiçbir şeye heves etmediler. Allah'ımızın memnuniyeti, rızası dışında hiçbir şeyden keyif almadılar. O kadar sevdiler ki Allah'ımızı, hayatları Rabbimiz oldu tabiri caizse. Yaşantıları onun için oldu. Hani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor, estağfirullah. Kul ey Habibim söyle. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Ey Habibim söyle ki benim kurbanım, benim namazım, benim ölümüm ve yaşamım Allah içindir. Allah içindir. Yani ne için yaşayacaksın? Allah için yaşayacaksın. Ne için öleceksin? Allah için öleceksin. Ne için kurban keseceksin? Allah için kurban keseceksin. Ne için namaz kılacaksın? Allah için. Yani insanın hayatındaki en önemli meseleler ölümü, yaşamı, kulluğu ve Allah yolunda kurban edilen mesele. En önemli meseleler. Dolayısıyla hayatımızın tamamı Allah için olmalı. Çünkü Rabbimiz bizden bunu talep ediyor. Bunu arzuluyor. Rabbim bizleri kendi rızasına vasıl olmaya muvaffak eylesin. Amin. Cemalini seyretmeye, dünyada da fena fillah denilen makamını hakikatına erdirsin Rabbim cümlemiz. Cemaati Müslümin İhvani. Asıl derdimiz o olmalı. Asıl maksudumuz o olmalı. Asıl hedefimiz Allah olmalı. Allah'a vasıl olmak olmalı. Dervişler yıllarını harcadılar. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl harcayan, 60 yıl harcayan, ömrünün tamamını harcayanlar. Neden? Allah'a vasıl olayım. Allah'a vasıl olayım. Onda yok olayım. Fena denilen makamı o Rabbim'de yaşayayım diye çok uzun seneler harcadılar. İnzivaya girdiler. Tazarru içerisinde, iltica içerisinde, inkisar içerisinde, Allah'ın razı olduğu hal ve hareketler içerisinde bu makama kavuşmak için çok mücadele ettiler. Ama Allah herkesi o makama kabul etti mi? Etmedi. Çünkü o makam çok kıymetli. Her kişinin işi değil. Her kişinin iş. Israrcı olmak lazım. Rabbimize vasıl olma hususunda ısrarcı olmak lazım. Arzulamak lazım. Öyle ağzımızın ucundan ya Rabbi sana vasıl olmayı nasip eyle demekle olmaz bu iş. Yani el açıp namazdan sonra duayla, kısa bir vakit harcamayla, fedakarlıkla olacak iş değil. Bu büyük bedel isteyen bir iş. Çok büyük bir bedel isteyen iş. Allah'ın bizlere o bedeli ödemeyi nasip eylesin. Amin. Eğer Allah'a vasıl olursan ne olur biliyor musun? Ki gark ede seni envara subhan. O zaman subhan olan Allah seni nurlara gark ede. Tabiri caizse seni nurların içerisinde yok ede. Gark kelimesi boğulmak demektir. Sonuna kadar istifade etmek demektir gark. Boğulmak. Yani Allah kendi nurunda seni gark ede. Yani ne demek? Boğa. Yani orada ondan o kadar faydalanacaksın ki hiçbir boş yer kalmayacak. Allah'ım bizlere bu makamı nasip eyle. Amin. Biliyoruz bu makamının bedeli ağır. Alışması çok, fedakarlığı çok. Biz bu işe ehil olmadığımızı biliyoruz Allah'ım. Ama ya Rabbi fazl-ı kereminle nasip eyle. Amin. Hediye olarak, ikram olarak, ihsanınla nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sen zenginsin Allah'ım. Verirken karşı tarafın hak etmesine bakmazsın. Sen cömertsin Allah'ım. Karşı tarafın hak etmesine illa bakmazsın ya Rabbi. Allah'ın fazl-ı kereminden seni senden istiyoruz. Bizlere ihsan eyle. Amin. Cemaat. Ne güzel olur o makama vasıl olursak. Allah'ım nasip eylesin. Amin. Allah'ım hevesini nasip eylesin. Amin. Hevesini. Hevesini nasip eylesin. Cemaat. Heves yok heves. Asıl mesele bu. Allah'a kavuşma hevesi yok.